yüzünüzü biraz güldürmek için ne yapabilirim acaba Onur Beyciğim? Ama bak sen böyle durdukça o saçma dedikoduları gerçek sanacak herkes. Kim ne sanarsa sansın Müge. Bak sen biliyorsun, ben biliyorum. Gerisinden bize ne? Yani ne demek bize ne hayatım? Sen demedin mi hem harika bu organizasyonu bunun için yaptı zaten. Ama bence daha çok gönlüne göre bir gelin adayı bulmak için yapmış gibi gözüküyor. Böyle saçma yakıştırmalar yapmayalım. Hı? Kadınla iş yapacağız. Kötü bir şey demedim ki. Hem olsalar hoş olmaz mı? Olmaz. Hep konuştuğumuz şey? Yani uygun değiller. Zafer ayran gönüllü. Melis. Melis olgun bir kadın. Olgun. Ne ara tanıdın o kadar? Lütfen. Hem haklıysan belki Zafer'i büyütür biraz. Ama ben endişeliyim. Yani Harika'nın atladığı bir detay var. Biz birbirimizi tanıyorduk. Bize yetişeceğim diye yarın düşünmeden koşturuyor. Harika'nın koşturmasıyla olmaz. Lütfen şu gereksiz konuyu kapayalım ha. Abicim. Annem sizi çağırıyor. Aile fotoğrafı çekilecekmişiz. Aa, nerede çekiliyoruz? Hadi gelin. Tamam yeter artık kafi. Makine mi? Hayır istemem. Misafirlerimizle fotoğraflarını çekin. Sonra ben bir arada bakın. Çenem ağrıdı sahte sahte sırılmak. Fark ettim. Fark ettim. O yüzden hepsinin çenesini kapattım gönderdim. Gece her zamanki gibi muhteşem. Çabaların takdire şayan. Evet. Çünkü benim asıl görevim ailemin arkasında durmak. Onları toplamak, bir araya getirmek bir gece. Aslında bu karede bir kişi daha olacaktı. Gözüm onu çok aradı. Melis'i. Ama o da artık bir dahaki fotoğrafa. Değil mi Hamit'ciğim? Zaten amaç aile resmiydi. Onu resmin dışında tutarak en doğru mesajı verdik. Yani Zafer'in uçarılığı malum. Kızcağız üzülmesin sonra. Efendim canım? Melis'i diyorum. Ha. Ben de gecenin aslı nerede diyordum anne. Buralarda bir yerde Zafer'cim. Herkes onunla sohbet etmek için can atıyor valla. Bazıları soğuk, bazıları da sıcak sever. İçi dışına yansıyor. Evet, çok hoş. Ne olmuş? Çok hoş. Ben izninizle bir Mahir Beylere selam verip geliyorum. Onur. Esen. Sizlerle konuşacağım. Müsaadenle bir gel. Hamit Bey, 5 dakikanızı alabilir miyim? Bir yere ayrılmayın. Geliyorum. Ne oldu şimdi? Bilmem. Gizli gündemleri sen daha iyi bilirsin. Ya sen... bu yaptığın hırsızlık. Hala beni çalıntı parayla kurduğun hayata ikna etmeye çalışıyorsun. Herkes çalsın o zaman Zeynep. Ya seni döven o adamın umrunda mı zannediyorsun o para? Ha? Belki de bir gecede kumarda harcıyor adam o parayı. Bir de çalıp çırptığı para için senden canını istiyor, canını. Ben ne istedim peki? Ben sadece hayattan bir şans istedim. Zeynep'e kimse vermedi o şansı. Zeynep'in eline sadaka sıkıştıran insanlar Melis'e milyonlarını vermeye hazır ama biliyor musun sen? Hem de kaybetme pahasına.
Ne değişti ki? Ha? Ne değişti? Ben hala aynı benim. Zeka aynı zeka, duygu aynı duygu. Kim Adil dövüşüyor zannediyorsun sen burada? Ha? Kim? Biz neden çiğnenen taraf olmaya razı oluyoruz o zaman? O zaman biz ne yapalım beni olsun? Ben bu silahı kendi kafama sıkayım. Ya Alp, ne yapıyorsun? Delirdin mi? Ne olur bırak artık şunu. Ne olur bırak. Delirdim ben, delirdim. Adamlar işkenceyle öldürecek beni. Adamlar beni işkenceyle öldürecek, tamam? Adamlar öldürecek. Ya para, ya parayı vereceğiz ya da beni öldürecekler zaten. Tek seçenek bu. Alp bana bak. Alp bana bak. Bir benzinle ne olmuş? Ya da paranın sende olduğunu duyarlarsa seni de öldürürler. Bu da başka bir seçenek. Alp başka bir seçenek buluruz. Buluruz bak sana söz veriyorum. Sen neden bizi gömmeye çalışıyorsun sürekli? Sen beni gömmüşsün zaten. Sen beni gömmüşsün. Ben ölmek istemiyorum. Evlerimde ölmek istemiyorum. Ne olur beni bir dinle. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin, ben anlatacağım, tamam mı? Ölmeyeceksin, sen olur inan bana. Ben anlatacağım. Melis, Melis. Yardım isteyeyim mi? Polis mi çağırayım? Ya ne yapayım? Melih. Melih tamam, problem yok. Ben hallediyorum buraları, tamam mı? Sen kapıyı tut yeter. Burada evimin anahtarı. Ben de partidekilerle vedalaşayım. Sonra seninle aşağı yolda buluşuruz. Tamam. Şunu da alayım. Lütfen. Seni bununla hiçbir yere gönderemem. Hadi kalk. Kalk gidelim artık. Ay! Melih, ödümü koparttın. İyi misin? Dışarıda daha fazla bekleyemedim. Hamit derdi çıktılar yan odadan. Sen de bir tuz bakayım. Hadi kendini topla biraz. Kimseye yakalanmadan buradan çıkmamız gerekiyor. Tamam, direkt kaçsak kimseye görünmeden. Nasıl? Tamamen gitmeyi mi diyorsun? O olmaz. Açıklama yapmazsak şüphe çekeriz. Ha. Evet. Bunu nasıl açıklayacağım? Aha, dur, tutma. Ver. Kapalı mı bu? Kilitli mi? Kilitli mi? Patlamaz değil mi bu? Hayır. Sakin ol var. Ne? Verir misin? Bir şey yapmayacağım. Kilitle. Şu arkana sok. Arkana sok. Arka cebine koy. Burası labirent gibi. Buradan çıkacağız. Tamam. Hadi bak. Bak, anlaştığımız gibi aşağı yolda buluşuruz birazdan, tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.